Evet. Son gündeme geçince gündemle gidecekleri komisyonlar başkan. Bu en son. İstersen sonra ver. Sonra ver, karışmaz. Evet, değerli arkadaşlarımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimizin kıymetli üyeleri, imza karşılığı yapılan yoklama neticesinde çoğunluğumuz vardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 8. dönem 1. toplantı yılı Eylül ayı toplantılarının 9 Eylül 2019 Pazartesi gününe ait 1. birleşimini açıyorum. Geçen toplantıya ait tutanağı okutacağız değil mi Kadir Bey? Tamam, okutalım. Temmuz 2019 tarihli toplantıya ait tutanak özeti. Saat 13.20'de meclis başkanı yerini aldı, yoklama yapıldı, çoğunluk bulunduğundan birleşim açıldı. Toplam 289 meclis üyesinin toplantıda bulundukları anlaşıldı. Yasa gereği gündeme alınarak komisyonlara havale edilmesine rağmen süresi içerisinde rapora bağlanamayan dosyaların tamamının ilgili komisyonlara havalesi yapıldı, gündeme geçildi. 1'den 63'e kadar olan komisyon raporları görüşmeye açıldı. 6, 12, 15, 23, 24 numaralı raporlar komisyona iade edildi. Diğer raporlar ayrı ayrı görüşülerek kabul edildi. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 09 Eylül 2019 Pazartesi günü toplanılmak üzere 11 Temmuz 2019 Perşembe gününe ait ikinci birleşimi saat 15.40'da sona erdi. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantıya katılamayan meclis üyelerimizin izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birazdan önergelerinizi soracağım ama öncesinde tamam. Öncesinde ben birkaç konuya değinmek istiyorum. Sonrasında da grup başkan vekillerine söz vereceğim. Bu arada kurulu olan, daha doğrusu grubu kurulu olan İYİ Parti'ye yeni grup oluşmasından dolayı başarılar dileriz. Tebrik ederiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de grubu oluşmuştur. Kendilerine de başarılar dileriz. Artık meclisimizde 4 siyasi partinin grubu vardır. Önce bunu belirtelim. Değerli arkadaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yaşadık. Aya girerken Zafer Bayramı'nın hepimiz için bir zafer olduğunu, hepimizin kurtuluş mücadelesinin en önemli günlerinden birisi olduğunu hatırlatmak isterim.
hep beraber milletçe hem coşkuyla hem de 21. yüzyılda bize verdiği değerli mesajları hissederek ki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ben güncel duygularımla şöyle hissediyorum. Sorumluluğumuz büyüktür. Biz ülkemizin güçlü olmasını sağlamak, yakın çevremize ve dünya barışına katkı sunan bir anlayışa sahip bir devlet ve millet olmak. Aynı zamanda da yaratacağı ekonomik güçle beraber ve oluşturacağı yetenekleriyle beraber de dünyada söz sahibi ülke olma konusunda mücadele veren bir toplum olması bana verdiği en değerli mesajın bu olduğunu belirtmek isterim. Bu yönüyle yine bugün 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu, dolayısıyla kurtuluş mücadelesinin bir nevi Anadolu topraklarında sona erdiği gün, bu yönüyle de hem İzmir'in kurtuluşunu kutluyorum, aynı zamanda bu mücadeleyi veren başta İstiklal Mücadelesi'nin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve her birimizin geçmişine rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Yanı sıra bugün 9 Eylül demişken Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş gününü kutluyorum. Kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk ve o günden bugüne partiye emek veren ve ülkemize yöneticilik anlamında hizmet eden hayatını kaybetmiş yöneticilere rahmet diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de siyasi yaşamda başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlar, yine bugün eğitim-öğretim dönemi başlamıştır. Eğitim-öğretim yaşamı hepimiz için çok değerli. Hepimizin evlatları var, çocukları var ya da kardeşleri var. Bilinmesini isterim ki 3 milyon civarında üniversite öncesi olan eğitim kurumlarında öğrencisi olan bir kentiz. 1 milyon sayısının biraz üstünde de üniversite öğrencisi var kentimizde. Dolayısıyla belki de dünyanın en büyük öğrenci kentiyiz diyebiliriz. Bu bakımdan şehrin kıymetli yöneticileri olarak, belediye başkanları, meclis üyeleri olarak her atacağımız adımda bu şehrin çocuklarının, gençlerinin daha iyi eğitim alması konusunda neler yapabiliriz diye düşünmek ve buna göre adımlar atma felsefesini taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Ve özellikle eğitim-öğretim dönemine dair çocuklarımıza, gençlerimize başarılar, annelere, babalara, evlatlarıyla hep güzel günleri göreceği günler diliyorum. Yine öğretmenlerimize başta olmak üzere eğitim kadrosuna da var, eğitimcilerimiz var. Buradan rahmetle anıyorum. Eğitim şehitlerimizi de ruhları şad olsun diye hatırlar. Arkadaşlarım, kıymetli İstanbullular, tabii Eylül ayı deyince aslında elbette canımızı sıkan birkaç tarihi de sizinle paylaşmak isterim. Başta 12 Eylül, özellikle ihtilal döneminin ülkemize yarattığı travma, birçok gencini, yetişmiş insanını yok eden anlayış, ne yazık ki ülkemize çok zararlar vermiş olan bir gün. İhtilallerin ya da darbe olaylarının girişimlerinin
ülkemizin asla ileride hafızasında yer bile bulmamasını, buna dönük anlayışlandırılmış fikirler farklılıklarının zenginliğinden hissedildiği bir ülke olmayı diliyorum. Dolayısıyla özellikle 12 Eylül'deki darbenin yarattığı travmayla kaybettiğimiz insanlar oldu. Hayatlarını kaybeden erkekleri oldu. Hepsine rahmet diliyorum. Bir daha böyle bir anı görmeyeceği bir dilde darbeladığı demokrasiyi sıkıntıya sokan hallerin ne kadar problemli anlar oluşturduğunun bir göstergesi. Bu ve benzeri olayları yaşanmaması dile bu örnekle de, bu acı örnekle de sizinle paylaşmak isterim. Değerli arkadaşlar, 9 Eylül günü gazilerimizi burada hatırlamak ve anmak, gaziler günün bir Atatürk Eylül'de gazi unvanının verilmiş olması. Bir yönüyle Muharrem ayını hep birlikte yaşadık. Ve Muharrem ayı matem ayıdır. Bu dile getirmek isterim ki yaşanan tüm acı olaylara rağmen vicdanını temsil eden ve toplumun her zaman milletçe en ön saflarında tüm milli duygularıyla bizimle yan yana bu toprakların asil vatandaşları ve bu bütünün bir parçası olan Alevi yurttaşlarımıza da buradan selam iletiyorum. Barışın birlerden barışı, huzuru ve birlikte olma her birimiz tarafından gerektiğini belirtmek isterim. Bu vesileyle Aşura'nın aynı zamanda toplumsal bütünlüğümüzün simgesi olması vesilesiyle özellikle milli anları en iyi duygularımızla milli birlik ve beraberliğimiz adına yaşanması için de her birimizin çaba göstermesi, kucaklaşmamızı, her birimizin saygı gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Ehli başsağlığı. Bu duygularımı paylaştıktan sonra ne yazık ki bu ayın içerisinde iki çalışanımızın hayatını kaybettiğini bütün meclis üyelerimize tekrar hatırlatmak isterim. Onların başsağlığı umuyorum herkese sağlıklı ve uzun ömürler dileğimi de buradan bütün çalışmalarıma İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altındaki herkese de duyurmak isterim. Evet, benim hatırlatacağım konular, hususlar özellikle bunlardı. Bu duygularımdan sonra şimdi talep eden grup başkan vekillerine söz hakkı vereceğim. Önce AK Partili Tevfik Göksu Bey'e.
Sayın saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım, öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor. Mikrofonda ses yok. Şimdi var. Yok. Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım. Sizin yaptan temenni ediyor. Ve bugün yeni eğitim öğretim yılına başlayan, başta çocuklarımız olmak üzere bütün öğretmenlerimize, bütün öğrencilerimize başarılar, sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Bugün meclisimiz yeni çalışma dönemine başlıyor. İnşallah bu yeni çalışma döneminde İstanbul'umuz için, İstanbul'umuzun geleceği için önemli ve aldığımız çalışmalarımızın başlangıcı olur. Umuyorum ve inanıyorum ki bu yeni çalışanlarının olmadan helal lokmaları ile lokmalarını götürdükleri bir çalışma dönemi olur. Bu açıdan bu yeni dönemin güzelliklerle başlamasını temenni ediyorum. Tabii geçtiğimiz günler, geçtiğimiz aylar meclis tatilde olduğu için önemli gündemleri geride bıraktık. Ve her birimiz şunu çok iyi biliyoruz ki Ağustos ayı bizim